Merve Öztopaloğlu'nun avukat kimliğini konuştuk. Siyasetçi kimliğini konuştuk. Yerel yönetimlerde çalışmış olan hayatının bölümünü konuştuk. Şimdi de Merve'nin çok değerli ve önemli bir girişimi var. Aslında Merve şu an bir medya girişimcisi. Evet, bize birazcık son girişiminden bahsedebilir misin? Yani bütün bunlardan çok farklı gibi duran ama aslında bence en azından bizim için amaç olarak aynı olan bir yeni bir medya şirketi kurduk biz. Burada niye kurduk diyor, soruyorlar. Ona cevap vereyim. İşte günümüz Türkiye'sinde benim haber aldığım, bir şey okumaktan ya da incelemekten zevk aldığım maalesef herhangi bir televizyon kanalı, evet, ya da herhangi bir işte gazete ya da herhangi bir internet sitesi, internet haber sitesi yok. Elbette ki hepsi hani kaliteli işler yapıyorlar ama hani daha objektif. Her şeyi bulabileceğim. Yani siyasetin en güncel haberini de bulayım ama işte en popüler sanatçının bir dedikodusunu da bulayım. Ya da çok değerli isimlerle ilgili arşivlerde saklanabilecek röportajları da edinebileyim. Böyle bir platform hayal etmiştik. Sonra bunu birazcık daha, işte hayallerimizi biraz daha kurcaladık. İşte bunun altyapısı, bütçesi derken sonunda inşallah çok yakında herkesin huzuruna çıkmaya hazır olan muhalif adında bir yeni internet sitemiz olacak. Bunun işte sosyal medya ve YouTube üzerinde de devam eden bir hikayesi olacak. Harika. Herkesin bütün beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Burada da hani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dedik, işte şöyleyiz böyleyiz dedik ama bu tamamen özetiyle şunu diyebilirim ki işte iktidar muhalefet ya da başka bir kavramların altında bir şey değil. Yani muhalif olması böyle olacağı anlamında değil. Bu sadece adaletsiz, haksız, yolsuz, eşitliksiz şeylere muhalif olacak bir yapı olacak. Çok değerli isimlerin yayın kurulunda olduğu, sahibi ben gözüksem de çok değerli isimlerin yayın kurulunda olduğu bir fikir kulübü olmasını hayal ettiğimiz bir yapı olacak. İnşallah hep birlikte onu da yeni bir bebek gibi büyütüp insanların keyif alacağı bir platform haline getireceğiz. Harika. Medya kelimesi hani sözlük tanımı olarak hani medyan, arada duran, aracılık yapan ve olması gereken de aslında olduğu gibi aktaran olmalı. Yani hani yorumlarını katmadan, bir tarafta, evet, olmadan siyasetin şu anda çok uçlarda oynadığı bir dönemde belki ilaç gibi gelecektir. İnşallah. Yani hiç kimsenin bir şeycisi olmayacağı, bir tarafı olmayacağı bir medya olmasını temenni ediyoruz. İnşallah hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Sizler de keyifle takip edersiniz diye umut ediyorum. Son bir sorum var. Bütün bunları bir kadın olarak yapmak zor mu? Yani medya patronluğu, girişimciliği, avukatlık, ne bileyim siyasi partilere üyelik ya da işte yerel yönetimlerde çalışma. Bir kadın olarak bunları yapmak zor mu? Yoksa kadın olarak bu daha kolay mı yapılıyor acaba? Çok merak ediyorum. Ben hani çok zorluğunu yaşamadım. Hani bulunduğum coğrafyadan dolayı belki de. Evet ki kadın olmanın zorlukları var. Ama hani mesela en büyük zorluğu benim bir kızım var. Hani ondan zaman çalmak zorunda kalıyorum. O bir zorluk. Anladım. Bir anne olarak. Anladım. Ama onun dışında kadın olmanın zorluğunu şöyle vurgulayabilirim. Bunu da buradan dinleyen bütün hemcinslerim için söylüyorum. Hani kadınların arasındaki rekabeti birazcık yumuşatması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok keyif alıyorum herhangi bir hemcinsimi bir yere çıkacağı zaman omuz vermekten. Ama işte belirli kadın kotaları ya da kadın görevli işte sayıları falan gibi o tip şeyler yaratıldığı için hala dünyamızda. Sanki orada hani o olmasa ben olsam şeyini birazcık kenara bırakırsak kadınlar için her şey çok daha kolay olur. Önemli olan birbirimizi anlamak. Onun dışında da kadının dokunduğu her şey çok daha zarif olur. Bunun bilincinde olmayı önemsiyorum. Kadın olarak zorlanmamamın bir diğer sebebini de ben geldiğim hiçbir vazifede, avukatlığımda da siyasetimde de hani bir şeylerin işte birinin kızı, birinin karısı ya da birinin işte yeğeni olarak yapmadığım için kadın şeyi, tabiri bende bir baskıya dönüşmedi. Çünkü kendi irademi yönetebildim. Ama sadece birinin işte kadın olsun diye bir yerlere taşınan bazı arkadaşlarımız belki de bunun zorluğunu yaşıyor olabilirler. Önemli olan kadın erkek fark etmez bence kendi iradenle. Yani olduğun yerde de, olmak istemediğin yerde de, söyleyeceğin her sözde kendi iradenle var olmak.
O zaman da herkesin o hak ettiği yere geleceğine inanıyorum ben. Kesinlikle. Merve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olağanüstü bir sohbet oldu. Aynı şekilde benim için. Umarım bu tip sohbetleri tekrarlarız. İnşallah. Çok isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de çok mersi. Teşekkürler. Görüşmek üzere.